Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz Mustafa? Ben Demirci Araçtası Eşraflarından Ferhat Minareci. Bıçakçılıkla iştigal etmekteyim. Tosya bıçaklarını imal ediyoruz. Onun yanı sıra av bıçakları, geleneksel bel bıçağı, mutfak bıçakları, Osmanlı tarzı tamah kılıç benzeri imalatlar yapıyoruz. Şu an yaptığınız işlem nedir? Şu anda Tosya bıçkısı meşhur 300 yıllık bir geçmiş olan Tosya bıçkısının imalatının ilk ayağı. Yani sap, manda boynuzunda sap kısmının hazırlanmasının ilk aşaması. Şu şekilde manda boynuzunda yontarak önce ana gövdeyi oluşturuyoruz. Daha sonra perdah kısmı işlendikten sonra bilezik kesiyoruz. Bu şekilde geliyor. Tosya bıçkımız 300 yıllık, demin de söyledim, 300 yıllık bir geleneğin devamı. Artık son nesil, son ustalarız biz. Bizden sonrası zaten yok. Yok olmayan 160 bir el sanatı. Sapı manda boynuzu, yüzü dövme çelik ya da işte paslanmaz çelik olarak imalatı yapılan testereli kısmıyla bağ budama, çakı kısmıyla da gündelik işlerde kullanılan bıçak türü, bıçkı türü. Şu şekilde. Bitmiş hali bu. Bu bıçkının özellikleri nedir? Bıçkı ortalama 45 ya da 50-55 arası dişten oluşur. Kesmeden asla bırakmaz. Sanırım bağ işlerinde kullanılıyor, evet, değil mi? Evet, genelde bağ işlerinde kullanılıyor. Ama gelenekten dolayı artık töre olmuş. Her Tosyalı erkeğin belinde bulunan bir silah diyelim artık yani. Tosyalı'nın kimliği. Tosyalı'nın kimliği. Bu da Tosya bıçkısının atası. Bidinli ustanın bundan 100-120 yıl önce imal ettiği Tosya bıçkısının atası. Sapı cevizden yapılmış o dönemde. Yüzü büyük bir ihtimalle basit çeliklerden yani 12 imkanlarda yad edilmiş bir çelik. Şu anda manda boynuzundan yapılıyor. Şu anda manda boynuzundan yapıyoruz. Evet. Peki bu Tosya bıçkısının son günlerde sahteleri de var. Evet, maalesef. İmitasyon olanları da var. Maalesef. Biz geçen yıl coğrafi işaretleri de yerimize aldık ama şu anda Bursa'da bu bıçkının plastikten yapılmışı. Yani adam 5 liraya alıyor, 10 liraya alıyor, Tosya bıçkısı diye her yerde satıyor. Tosya'mızın yakın tesislerinde bile bu Tosya bıçkısı olarak plastikleri satılıyor. Ama orijinali manda boynuzu olanı. Maalesef Tosya'mızı da bazı esnaf arkadaşlarımız plastikten bunu üretiyor. Manda boynuzunun bir çeliğin elindeki bıçka haline gelene kadar kaç etaptan geçiyor? 58 ne kadar sürede yapılabiliyor yani bir de? 58 ayrı aşamadan geçiyor. Yani bu üretimdeki şeye bağlı yani kalite unsuruna bağlı. Bir günde 10 tane de yaparsın, bir haftada 10 taneyi de yaparsın. Biz sanattan yanayız yani sanatın en ince detayına kadar uygulanmasından yanayız. Su verme işleminde, dövme işlemlerinde, efendim parlatmasında ya da sağlıklı bir şekilde açılıp kapanmasında, kemiğin vurul pozisyonunda en ufak şeyine dikkat etmek durumundasın. Çünkü bir geleneği temsil ediyoruz biz bunu. Peki Ferhat Ustam, oldukça zahmetli bir işiniz var. Evet. Yaptığınız ürünleri satma konusunda bir pazarınız var mı? Yani sorun yaşıyor musunuz pazar konusunda? Şimdi şöyle söyleyeyim, Tosya'mız turizm alan bir bölge değil. Yani dolayısıyla ne derler, kara düzen şeklinde gidiyor. Yani ancak bu yöre halkına hitap eden ya da işte dışarıdan gelen bir vatandaş Tosya'ya gidiyorum deyince yani bir bana bir bıçkı getir şeklinde hitap edebiliyoruz. Ama bazen yurt dışından da talepler oluyor. İtalya, Fransa, Almanya, Japonya, Amerika'ya ben geçen yıl gönderdim. Siz sanırım kılıç da yapıyormuşsunuz, kılıç evet. İmalatı da yapıyormuşsunuz. Evet, babamızdan gelen bir gelenek. Peki rağbet oluyor mu kılıçlara? Müthiş bir talep var ama işte çırak olmadan tek başımıza yapılabilecek bir şey değil. Yapıyoruz ama çok zorlanarak. Mesela bu kendi imalatım. Osmanlı dönemi yatağın kılıcı bu. Model olarak. Ölçüleri birebir aynı mıdır Osmanlı? Birebir aynı. Efendim işte yüzü... Onun sapı farklı herhalde. Sapı geyik boynuzundan. Bu da dağda. Yani bir avcının vurduğu değil de dağda kendiliğinden atıyor. Onu bu vatandaş buluyor.
bize getiriyor, bir bıçak alıyor, artanını bize bırakıyor şeklinde elde ediyor ama büyük bir sıkıntı var, bunu da bulamıyoruz zaten. Bakın, atan kısım belli. Avcının vurmadığını buradan anlıyorsunuz. Zaten bir avcı bunu burada getirdiyse ben kabul etmiyorum ve kullanmıyorum onu. Daha sonra yok olmaya yüz tutmuş bıçak tarzlarımız var. Mesela bunlar bayanlara ait bir bıçak. Bu da erkeklere ait bir bıçak. Bu üretimi daha önce durmuş, unutulmuş ama biz yeniden canlandırdık. Üretmeye devam ediyoruz şu anda inşallah. Çırağınız yok sanırım. Çırağımız yok maalesef. Yani dağdaki çoban bile diplomalı oldu, boş gezmiyor işte. İnsanlar da kara kara görüyorum yani. Bu karanın kadanın içerisinde gelip de zor bir mesleği icra etmek istemiyor. Peki devletten, yetkililerden bu imalatınız konusunda destek alıyor musunuz? Sonuçta siz bir kültürü yaşatıyorsunuz. Devletten desteğimiz şu, devlet vergiden muaf etti bizi bu yönden, sağ olsun. Ama devlet sanatçı kartı verdiler bize. İnşallah olursa üniversitelerimizde bölümler açılarak bu yönde merak olan insanları yetiştirmek üzere talepte bulunursa biz bu mesleğin devamı için fedakarlık yapmaya hazırız. Yani gerekirse atölyelerimizin üniversitelere bağlanmasıyla bu saatin yaşatılabileceğini düşünüyorum ben. Burada da üniversiteye bir çağrınız var sanırım. Var tabii. Peki yani, sizin gibi kaç tane usta var şu anda TOS'ta bu sanatı icra eden? Hıçkı bıçak yönüyle 7 tane daha arkadaşımız var. Ama eskiden 20-22 kişiydi bunlar. Son kalanlar. Yani en genci 45 yaşında. Neden bu kadar azaldı? Yani size göre bunun nedenleri nedir? İmalattaki zorluklar, üretimdeki zorluklar. Şimdi insanlar artık salla başı alma aşı mantığıyla yetişiyor gençler. Kredi kartını cebine koyuyor. Sadece tüketmeye yönelik bir gençlik yetişti. Bu zorlukların içerisinde, bu dumanın, ya siz burada sadece benim oturduğumu görüyordunuz ama benim bir ocak çalışmam var. Toz, duman, efendim sulama esnasında yağ, buharı, keser yönerken aldığımız risk. Yani zor bir sanat. Gönül ister. Ama şu anda TOS'ta bir işsizlik var. Yani insanlar iş bulamakta sıkıntı yaşıyor. Burada böyle bir pazar var. Sizin eleman ihtiyacınız var. Var. Buradan işsizlere de bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani bir çağrınız olur mu? Ya Allah herkese bir kabiliyet vermiş. Herkesin aslında fıtratında bir işe meyillilik var. Aslında eğitim kurumlarından kaynaklanan bir arıza var. İnsanlar yeteneklerine göre ayrılmalı. Desteklenmeli. Yani öyle ki belki süper zeki bir çocuk bir sanatta müthiş yetenekleri geliştirebilecekken gidiyor, branş olmayan bir dalda okuyor. Ondan sonra kendini de perişan ediyor. KPSS'ye bile gazlaması hale geliyor. Perişan olup gidiyor. İnsanın özüne sahip çıkmalı, mesleğine sahip çıkmalı, saygı duymalı. Kültürüne sahip çıkmalı. Kültürüne başlıca zaten. Başta kültürüne sahip çıkmalı. Ferit Ustam, sanatçı kartınızdan bahsettiniz. Evet. Nereden aldınız sanatçı kartını? Yani özellikleri nedir? Size faydası nedir? Sanatçı kartımız Kültür Bakanlığı'nın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tespit amacıyla bulmuş il müdürlüklerinde bize olan çağrı neticesinde aldık. Şu şekilde. Avantajları nedir bu kartın? Avantajı kültürel bir faaliyet içerisine girmek kastıyla veriliyor. Mesela yeşil pasaport sahibi oluyorsunuz. Daha sonra bu pasaporta yurt dışında fuarlara katılma imkanlarınız oluyor devlet desteğiyle. Yok olmaya yüz tutmuş o kadar çok sanat dalımız var ki. Mesela Tosya. Tosya deyince insanların aklına kese gelir. Yani banyoya girdiği zaman Tosya kesesi. Efendime söyleyin. Beli ağrıdığında bel uşak. Yanında bıçkısı, sofrasında bıçağı. Pirinciyle gene öyle. En son mesela kürek yapan arkadaşımız var burada, 60 yaşında falan, son temsilci. Kıstı yapan iki tane ustamız var, son temsilci. Yani bunların bir an önce devletin kurtarma gazısını yapması gerekiyor, ben fazla anlamam. Bu meslekten kurtarılması gerekiyor. Artık memleketimizde bir fakülte şey var, yüksekokul var. Yüksekokul bünyesinde yok olmaya yüz tutmuş bu sanatları
sanatkarlarıyla birlikte yani kurtarma çabasına girilmeli. Devlet büyüklerinin burada harekete geçmesi lazım. Yani üniversitelerde insanlar okusun gitsin diplomalı işsiz olsun. Bunların önüne geçmek için üretimin teşvik edilmesi lazım. Yani bizim kültürümüz yok oluyor.